Şimdi Harezmi, eskiden Harezm'de bir etnik grup yaşıyordu. İrani değil, onlara Harezmi diyorlar bölgeye göre. Fakat Harezmi'nin yaşadığı dönemde, artık o dönemde o şeyler yoktu, İrani grup. Ve o bölge tamamen Türkleşmişti. Örneğin Harezm bölgesinin etimolojisi, şehir etimolojileriyle ilgili ve yakın çevrenin etimolojisiyle ilgili verilen folk etimolojiler, hepsi orayı Türkçe'yle açıklıyorlar. Örneğin Semerkand'ı Ebu Reyhan Biruni de, ondan dışında şeydi, Mahmut Kaşgarlı'da Semirkent, yani şişmanlamış ve nüfus kalabalık şehir olur. Bu da neyi gösteriyor? O dönemde artık orası Türkleşmiş ve Harezmi'nin Türk olmaktan da başka şansı yok. Diğer taraftan, bu meselede Türkiye'nin en temel sorunu Fuat Sezgin'in araştırmalarıdır. Eğri oturup doğru konuşan Fuat Sezgin bütün maşallah Türkleri hepsini şeydi, Arap şeyi, fizikçisi, matematikçisi. Araplarda, kitabın orijinali şeydir ya, Araplarda bilim, Türkçe'ye çevirmişler şey, İslam'da bilim. Orijinalini çevirseniz de ya Alman'dan, Almanca'dan. Ve böyle olunca da sorun çıkacak. Dil çalışması tabii ki yapılıyor. Yandaki değişik şeydir. Türk ağızları ile ilgili Türk ulusların çok çalışmaları var. Yine de devam ediyor. Çünkü İran çok geniş bir coğrafya ve ne kadar da yapılsa yeri vardır. Ben seviniyorum ki bana da itiraz eden oldu. Gitti.